Merhaba ahşap ve hobi seven dostlar. Adım Emre. Bu çalışmada palet tahtalarının dekoratif bir kuş evine nasıl dönüştüğünü izleyeceksiniz. Bu çalışmada birçok ipucu ve püf noktaları olduğu gibi hatalarımız da oldu. Bunlara da video içinde değineceğiz. Öncelikle kukametlerin yardımıyla e, parçayı sabitleyerek kızaktan ilk düzgün kenarımı çıkartmak için testereden geçiriyorum. Daha sonra su terazisi e, yardımıyla da düzlüğünü kontrol ediyorum parçanın. Kesmiş olduğum düz kenardan ve siperin düzünden faydalanarak ikinci paralel ve düz kenarı elde etmiş oldum. İşlemleri tekrar ederek birkaç parça kestikten sonra tutkal ve işkence yardımıyla blokları tek bir parça haline getirdim. Taban parçası bittikten sonra duvarlar, çatı ve çitleri oluşturacağım. Birazdan izleyeceğiz bunları da. İşkenceyi de sıkarken şuna dikkat ettim. Bir anda tek bir işkenceyi sonuna kadar sıkmak değil de kademeli olarak sıkarsak düzlüğü daha iyi ayarlayabiliyoruz. Parçanın kurumasından sonra artık kısımları kızak yardımıyla düzgün bir şekilde kesiyorum. Diğer kenara 90 derece olacak şekilde işlem tamamlanmış oldu. Genelde 220 kum zımpara kullanıyorum. Köşelerden pa kırıyorum ki tahta kenarlardan çatlama ya da kırılma yapmasın. Taban kısmı tamamladık. Artık duvar kısımların parçalarını hazırlıyorum. 16 mm 16 mm olacak şekilde parçaları kesiyorum. İlk defa bir ahşap videosunda konuşarak anlatım yapıyorum. Sizce bu konuşma olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Bunu bana yorumlar kısmında yazarsanız bana da yol gösterici olmuş olursunuz. Çıtaları düzgün bir şekilde zımparalayabilmek için masaya işkenceyle bir parça bağladım. Bu şekilde kuvvet uyguladığım zaman parça sabit bir şekilde yerinde durdu. Duvarları oluşturacak çıtaları 4 farklı ebatta kestim. Bu ölçülerin sabit kesilebilmesi için kızan kenarına parça bağlayarak kestim. Parçaların köşelerini da yuvarlatıyorum ki birazdan izleyeceksiniz montaj kısmında bu çıtalar hafif dışarıya doğru çıkacak. Hem boyanmasının daha kolay olması açısından hem de güzel bir görsel oluşturması açısından yapıldı. Duvarların boyama işlemini burada tercih etmemin sebebi iki farklı renk kullanmamdı. E, Tik rengine boyuyorum ve bir de açık meşe rengine boyuyorum. Kademe kademe ilerleyeceği için peşin boyama ihtiyacı hissettim. Yani işlemi tamamladıktan sonra boyamış olsaydım düzgün bir boyama yapamayacağımı düşündüğüm için bu yolu tercih ettim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basınız. Bundan sonra yayınlayacağım videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmanız ve bildirim zillerinizi açmanızı istiyorum. Grup boyama işlemini bitirdikten sonra artık alt tabana montaj işlemine geçiyorum. Duvarların yerini işaretledikten sonra dikliğini alarak ve kenarlardaki pay ölçülerini eşitleyerek montaja başlıyorum. Burada aslında dikkatli bakarsanız bir hata var. Tabancayı ağacın damarlarına paralel bir şekilde değil e, dik olarak bir şekilde tutmam gerekiyordu ama o parça çatlamadı. Dediğim gibi bir sırada tik rengi, bir sırada açık meşe kullanacak şekilde ve tabancayla da her bir çıtaya 3 veya 4 çivi vuracak şekilde montaj işlemini gerçekleştirdim. Sadece kuş yuvasını açacağım delikte çivi bırakmadım. Duvarların montajı bittikten sonra sıra geldi çatı kısmına. Burada parçaları birleştirdikten ve kalınlık makinesinden falan geçirdikten sonra zımpara işlemine tabi tuttum. Parçanın orta noktasını işaretledikten sonra 90 derecelik bir gönye yardımı ile Keseceğim yerleri işaretledim. Tezgah testleri de yine gönye yardımıyla ilk parçayı kestim. Ancak burada da bir hata oluştu. Ya kaydırdım tam farkında değilim. İkinci kesimde ise bu hatayı düzeltiyorum. Daha sonra 45 derece kesiminden faydalanarak diğer tarafı kolay bir şekilde kesmiş oldum. Bu şekilde çatı üçgenleri tamamlanmış oldu. Yine zımpara yardımıyla kenarlardan pah kırıyoruz. Çatlamanın önüne geçmek ve düzgün bir yüzey elde etmek amacımız... Benim için bu işlem epey önemli. Burada çok 90 derece kontrolüne gerek yok ama gene de 90 derece kontrolünü yaptım. Çıtalara derinliği 3 mm genişliği 7 mm olacak şekilde kanallar açıyorum. Bunu açmamın sebebi içlerine 7 mm'ye 7 mm olacak şekilde çıtaları yerleştirmek olacak ve bir balkon görüntüsü elde etmiş olacağım. 7 milimetreye 7 milimetre kestiğim çıtaları hepsini bir arada zımparalıyorum. Çünkü eğer tek tek yapmış olsaydım çok fazla titreşime maruz kalacaktı. Hem böylelikle düzgün bir zımpara hem de vakitten tasarruf yapmış oldum. Aynı şekilde çatı kapaklarında düzgün bir yüzey elde etmek, güzelce boyayabilmek için zımpara işlemini tamamlıyorum. Bu işin en zor tarafı atölyenin soğuk olmasıydı. boyanın kuruma süresi çok uzadı. normalde tam kuruma bir gün sürerken ben de tam kuruma birinci katta bir günden fazla sürdü. İkinci katı da atıyorum bundan sonra. Toplamda ikisinin kuruma süresi aşağı yukarı 3 günü buldu. Taban kısmı tik rengine boyuyorum. Bazı parçaları, üçgenin birisini işte tik rengine birisini açık meşeye boyayacağım. Çıtaları da birbirinden farklı renklere boyuyorum ki bir tezatlık, bir güzellik yaratsın. Boyama da ben süngeri tercih ediyorum. Fırça masrafı çıkartmıyor bana. Bunu da mahallenizdeki döşemecilerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Çatı üçgenlerinin alt tarafını tutkanladıktan sonra kenar kısmından çivi tabancası ile zımbalıyorum. Burada çatı biraz çıkıntılı olduğu için çivi atacağım yeri belirleyebilmek için çıtayı içten ölçü aldım. Kenarından da yarım santim kadar boşluk bırakarak çivi atacağım yerleri işaretledim. Kuş yuvasının deliğini bir punch kullanarak açıyorum. Burada çivi olmadığından daha önceden emin olarak bu işlemi gerçekleştiriyorum ki bir zarar gelmesin. Punch diğer aletlere göre daha çapaklı çıkarttığı için önce 100 kumluk bir zımpara arkasından 220 kumluk bir zımpara ile çapağı temizliyorum. Tüneyin yerleştirilmesi için önce 6 milimetrelik matkap ucuyla sonra da 10'luk matkap ucuyla derlikten sonra kavelayı çakıyorum yerine Kavila'nın hareket etmemesi için sonradan 1 milimetrelik matkap ucuyla tekrardan delip bir cam çivisi içeriye doğru çakıyorum. Artık sona çok yaklaştık. Rütüş olarak da burada tüneyin son boyasını tik rengine boyadım. Çitleri de hazırladıktan sonra tabi bunları ölçülerini alarak başka bir yerde yaptım. Montajını yapmak için işkenceyle sıkıyorum. Daha sonradan evimizin arka tarafını çevirip çivi tabancası ile yerine sabitledim. Böylelikle evimiz Hazır konuma geldi ama son bir eksiklik gördüm. Baca olmazsa olmaz dedim. Hemen onu da kesip boyayıp yerine monte ettikten sonra evi tamamlamış oldum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ahşap seven arkadaşlar. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu benim için çok çok önemli. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.